çok serin, renkli, hareketli, heyecanlı, üretken, verimli, değerli olacak. Bu yaz bambaşka olacak. Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Komek Yaz Okulları programımıza hoş geldiniz. Komek Yaz Okulları programında İçeri Çumra Kurs Merkezi'ndeyiz. Komek Yaz Okulları nasıl gidiyor diye soracağız. Arkadaşlar merhaba, nasılsınız? İyiyiz. Nasılsınız? İyiyiz. Belli, yani sabahın erken saatlerinde başlayacağız akşama kadar. İçeri Çumra'da çok yoğun bir program var sevgili seyircilerimiz. Piknikler, geziler, diğer programlar hepsini onları da gezeceğiz. Merhaba canım. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Adın ne? Ay canım benim, heyecan yaptı. Adın ne? Beyza. Beyza kaça gidiyorsun sen? 5. Kaça geçtin? 5'e geçtin. Öyle mi? Dersler nasıldı karne? Teşekkürler. İyi, gayet güzel. Harikasın canım benim. Yaz okulu ile ilgili neler söylemek istersin? Nasıl, memnun musun? Memnunum. Çok mutluyum. Neler yapıyorsunuz? Keçe, Ebru. Peki sen en çok hangisini seviyorsun? Kur'an-ı Kerim. Maşallah. Geçtin mi Kur'an'a? Geçtim. Kaçıncı sayfadasın? 4. Oo, maşallah, daha yeni geçmiş kızım benim. Kimler Kur'an-ı Kerim'e geçebildi buradan? Oo, full geçmiş buradan da böyle. Daha yani %95'lik bir oran var şu anda. Allah razı olsun emeği geçenlere. Bunun sevabı yeter zaten. Sadece Kur'an dersi mi var burada? Başka neler var? Keçe var, Ebru var. Sonra Kur'an-ı Kerim, yüzme var. Sporda var mı? Var. Sen en çok hangi dersi seviyorsun? Kur'an-ı Kerim. Aa canım benim, harikasınız. Evet çocuklar, şöyle içeri çumrada ben hemen bir değinme yapayım. Sevgili seyirciler, şu binayı bir görür müsünüz? İçeri Çumra Kurs Merkezi Komek gerçekten muhteşem bir binada hizmet veriyor. Pırıl pırıl İçeri Çumra hemen girişinde inanılmaz bir öğrenci potansiyeli var. Tıklım tıklım dolu. Genelde civarlardan geliyor İçeri Çumra'ya. Ali Bey Höyü'nden gelenler var mı? Nerelerden geldik? Genelde merkez ve İçeri Çumra'dan var. Çevrelerden de taşımalı eğitimle buraya geliyor. Servislerle buraya geliniyor. Başka düşüncelerini aktarmak isteyen var mı bana? Evet, şuradan hemen kızımı alayım. Böyle pırıl pırıl hazırlanmış bir ortam. Futbol turnuvasına gidecek takım var. Voleybol turnuvası için takım var. Hazırlıklar devam ediyor, görüyorum. Sen neler diyeceksin kızım? Tanıt kendini. Ben Ceren. Evet. 5. sınıfa geçtim. Bence bu kameyi çok seviyorum. Hem Kur'an-ı Kerim var. Öteki kurslara hiç benzemiyor. Hiç sıkmıyorlar. Sandalyeler var. Hiç yere oturmuyoruz. Bence çok güzel. Bakın çocuğun psikolojisindeki durum. Sandalyelerle yere oturmuyoruz. İşte bütün bu ayrıntılar yılların Komek tecrübesiyle buluştu. Şimdi gelelim spor turnuvalarına. Burada şimdi hangi takımımız var? Voleybol takım mı? Evet. Şimdi siz kaçıncı turdasınız? Ne durumdasınız? Karapınar'ı falan aldık işte. Çeyrek finaldeyiz yani. Çeyrek final. İçeri Çumra'yı temsil ediyorsunuz. Evet. Ne olur bundan sonrası voleybolda? İnşallah alırız. Finale gideriz. Finale gidersiniz. Kaç maçınız var? Bir maçınız mı var? Galiba. Evet. Finale gitmek için voleybol takımı, kim var voleybol takımında şimdi burada? Voleybolcular. Bakalım, işiniz zor değil mi? Ya, yaş kaç? 13. 13 yaş ama voleybolda her şey önemli değil mi? Nasıl geçti turnuva, nasıl gidiyor? Çünkü sadece bir de turnuvalar var. Voleybol, yakar top, başka neler var? Futbol falan işte. Futbol, hepsi var yani. Masa tenisi. Evet, masa tenisi, onlar bitti zaten. Turnuvaları şampiyon belli oldu. Sen neler diyeceksin? İyi mi? Yakar topa katılan kimler vardı? Yakar topa katılan turnuvada. Yakar topta ne oldu peki? Finali kazandık, ikinci finali kazanamadık. Yani birini kazandınız, birini kazanamadınız. Olacak, bunda hepsi olacak değil mi? Evet. Canım benim. Evet, gördüğünüz gibi turnuvalarla da çocuklarımız daha iyi böyle bir vakit geçirebiliyor. Peki arkadaşlar, spor turnuvalarına katılanlara başarılar diliyorum. İnşallah derecelerle gelirsiniz, şampiyon olursunuz diyelim. Diğer öğrencilerimizle pikniğe gideceğiz, sınıflara gideceğiz. İşte İçeri Çumra Komek Kurs Merkezi'nde yaz okulun etkinlikleri ekranlarınıza geliyor.
Kur'an-ı Kerim sınıfındayız. Hocam sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben Neşe Coşar. Burada çocuklarla beraber bu yıl Kur'an-ı Kerim eğitimine başladık. Eğitim iyi gidiyor. Kur'an-ı Kerim, Siyer, Değerler kitabımız. Özellikle hepsini bir arada vermeye gayret ediyoruz. Hepsi çok güzel ama özellikle Değerler eğitimi bu sene konduğu için onunla ilgili özellikle biraz konuşalım. Çocuk... Ben hemen kitabı da göstereyim. Şu an elinizde değil mi arkadaşlar Değerler eğitimi kitabı? Nasıl? Aileler de takip ediyor mu? Harika. Bu kitabı diyorsunuz evet, değil mi hocam? Evet hocam. Bu kitaptan bahsediyorum. Bu kitapta özellikle bu sene çocukların ahlaki yönden de eğitimi açısından çok güzel bir şekilde kavramlar verilmiş. Mesela yardımsever, iyilik, cömertlik. Bu kavramlarla beraber çocukların tam Kur'an'ın istediği gibi ahlaken de yetişmesini amaçlıyoruz. Bir de biz dersimizi işlerken çocukların sadece Arapçasıyla değil, Arapçasından ne anladıkları üzerinde duruyoruz. Biraz önce Rabbena dualarımızda olduğu gibi birbirlerine soru sorarak birbirlerini geliştiriyorlar. Mesela Siyer kitabımızda... Yeni izleyenler varsa Komek tecrübesiyle bütün öğrencilere bu kitaplar verildi sevgili seyircilerimiz. Kur'an-ı Kerim, diğer değerler eğitimi kitaplarını da göstereceğim. Bir de Siyer kitabı. Siyer kitabımız. Burada Resulullah'ın hayatını çocuklara anlatırken biz sadece kitapta kalan bilgiler istemiyoruz. Resulullah'ın hayatını alıyoruz. Çocuklarımızın hayatına nasıl monte edebiliriz? Çocuklar Hazreti Muhammed'le nasıl değişirler? Onu öğretmeye gayret ediyoruz. Mesela Resulullah'ın Hılful Fudul anlaşması var. Erdemliler topluluğu. Erdemliler topluluğunu biz anlattığımız zaman çocuklarımıza Resulullah 25 yaşındayken bu anlaşmanın içinde buldu kendisini. Erdemlilerdi bunlar. Çocuklarımıza bunu anlatıp verdikten sonra ben soruyorum. Çocuklar Erdemliler topluluğun üyesi kimler? Hepsi hep beraber parmak kaldırıyor. Biz Erdemliler topluluğun üyeleriyiz diye. Ne yaptınız diye sorduğumda diyorlar ki mesela yaşlı bir teyzenin ekmeğini aldık. Bugün işte komşunun ihtiyacını gördük. İşte iki arkadaşım kavga ederken ben adil olarak benim arkadaşımdan değil diğer taraftan yana oldum diyor. Çocuklara hem ahlaken hem de Kur'an-ı Kerim'i iyi öğreterek, anlayarak öğretmeyi amaç edindik. Çok şükür şimdilik bize geri dönüşümleri çok iyi. İnşallah iyi olur hocam. İnşallah. Ben hemen yayınlar bölümü madem hocamız açtı. Elif Bağ Cüzü ve dua kitabımız evet, yine. Burada sizinle kitabımız. İlgili kısım böyle evet. Diğerlerini de göstereceğiz evet. Diğer hocalarımızın. Dua bir dua, öbür tarafta Elif Bağ. Evet, dua kitabımız burası. Dua kitabımızdan dualarımızı öğrendik. Nas ve Felak son dualardayız biz şu anda. Aa, çocuklarımız benim öğlen yarım saatlik bir molam var namaz ve yemek. Orada da o kadar hevesliler ki biz yalnız kalmıyoruz. Onlar şurada sıraya giriyorlar. O yarım saati de onlara veriyoruz. Ezberliyorlar. Bu Kur'an'ın aşkı çocuklarda olan. Komek'ten de ben özellikle yani bunun ızdırabını çeken bir insan olarak çocukları sıkmadan Allah'ın kitabını nasıl verebiliriz derdindeydim yıllardır. Bu çocuklara bu şekilde bir eğitim düzenledikleri için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Geçen sene benim çalıştığım kurumlarda ben kendi çabalarımla çocukları sıkmadan neler verebilirim, ne anlatabilirimin derdine düştüm. Ama bu sene Komek bu işi bizim üstümüzden almış. Çocukların yüzmeye gitmesi, sosyal etkinlikleri, bu işin içinde kendilerini bulmaları. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de de perçinleştiler. Yıldız veriyoruz biz bunlara. Ne güzel, ne güzel. Her surede bir yıldız. Bunlar gökteki yıldızlar gibi oldular. Bayağı yıldızları var. Bugün de yıldızlarından dolayı bunlara ödül olarak Şirin Hocam şeye götürün dedi. Sırçalı'ya gidecekler. Piknik yapacağız. Ödüller piknik. Öyle mi çocuklar? Piknik. Hocam çok güzel. Tabii bir de Kur'an-ı Kerim hediyemiz de var. Evet, Kur'an-ı Kerim'e geçenler. Kerim hediyelerimiz. O da güzel, evet. Bugün biz bu hafta Kur'an-ı Kerimlerini dağıtacağız. Bu sınıf Kur'an-ı Kerim'e de geçti. Bakara suresinde ilerliyoruz şu anda. Yaşları çok küçük. Ama çok hızlı mesafe aldılar. Ben çok mutluyum. Bunları böyle görmekten çok mutluyum. Elhamdülillah öğleden sonraki erkek sınıflarımızda da aynısı var. Ben kendim 3 kız çocuğu annesiyim. Erkek çocuklardan biraz tedirgindim. Halledebilir miyiz diye. Onlardaki heves beni mahcup etti. Yani 16 yaş, 15 yaş, 14 yaş. Belki erkek çocuğunda en zor dönem. Ama inanın hiç zorlanmadım. Ne onlar güzel. Da Bakara'ya kadar ezberlediler. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Olayı çok iyi özetledik. Komik'in ne yapmak istediği, neler yapıldı. Hocam çok iyi anlattı. Ben hemen çocuklarımla da konuşayım. Sizi böyle alalım hocam. Arkadaşlar merhaba, nasılsınız? İyi. Nasıl gidiyor yaz okulları? Çok iyi. İyi canım benim. Sen hemen hepinize konuşamayacağım ama birkaç kişinin düşüncelerini alayım. Kendini tanıtır mısın? Adın ne? Sahra Senakuş. Sahra. Öyle mi? Peki nasıl gidiyor yaz okulları?
Neler yapıyorsunuz? Sanata giriyoruz. Kur'an-ı Kerim işliyoruz. Böyle yoğun bir şekilde devam ediyor. Senin adın ne canım? Ayşegül, en çok sevdiğin ders ne? Yaptığın Ebru. Etkinlik. Ebru. Daha önce de merakın var mıydı? Evet. Şimdi daha da etkinleştirdin değil mi onu? Komik yazı okulları nasıl gidiyor? Neler söylemek istersin bize? İyi gidiyor. Komik açıldığı için çok mutluyum. Devam etsin mi? Seniye. İnşallah bakalım. Evet, Çeri Çumra'da yoğun bir durum var. Arkadaşlar, kimler Kur'an-ı Kerim'e geçti şimdi geçiyor? Oo, maşallah maşallah. Kur'an-ı Kerim'i herkes alacak. Eğitim koçumuz burada hocam, siz de alalım. Eğitim koçları ne yapıyor? Biraz önce ben arkadaşlarla beklerken bütün veliler aranıyordu. Nedir bunun ayrıntıları? Ne yapıyor eğitim koçları? Gelmeyen öğrencilerimizi teker teker arayaraktan neden gelmediklerine dair bilgi alıyoruz. Hani öğrencilerimizin ders takiplerini devamlı ailelere bildiriyoruz. Çocuklarımız sıkı bir takip içindeler. Onların her şeylerinden biz sorumluyuz. Kendimizden bile sakınıyoruz. Memnun muyuz hocalarımızdan? Kendimizden bile sakınıyoruz diyor. Harika. Peki şimdi diğer sınıfları geziyoruz. Merhabalar. Merhaba. Bir tanıtır mısın kendini? Ben Sefa. Evet. Neredeceksin? Şu an hangi dersteyiz? Telker dersindeyiz şu anda biz. Burada kendimiz sanatları yapıyoruz. Yani ilk başta hocamız bizi yönlendirdi. Daha sonra biz kendimiz kıvırmaya falan başladık. Daha sonra biz kendi çalışmalarımızı yaptık teker teker birleştirerek, yani kağıtları kıvırarak. Bunu kendin yaptın. Ya muhteşem, bayağı da bir tamamlanma aşamasına gelmiş. Çok da güzel olmuş. Nasıl komik yazı okulları? Neler söylemek istersin? Eğlenceli, zevkli. Yani Kur'an derslerine giriyoruz. Sanat derslerimiz var, spor derslerimiz var. Yani bütün her şeyi burada yapıyoruz, yapabiliyoruz. Hocalarımızla eğlenebiliyoruz, koçlarımızla falan. Çok güzel. Ben tebrik ediyorum. Gerçekten harika işler yapılmış. Biz bir taraftan da kış döneminde yetişkinlere yönelik komekte neler yapılıyor onu değinelim. Hocam tebrik ediyoruz. Teşekkür Çocuklar ederim. Harika eserler ortaya çıkarmış. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi biz telkari kağıt kıvırma sanatını öğretmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz de başarılı oluyorlar bu durumda. Kış döneminde de eğitici annelik öğretmeniyim ben aynı zamanda. Eğitici annelik sertifikası verip belli başlı bazı kurumlarda eğitim alabiliyorlar, öğretmenlik yapabiliyorlar. O zaman buradan diyoruz, 1-18 Eylül Komekleri yetişkinlerin kayıt tarihi sevgili seyircilerimiz. Kayıt tarihlerini kaçırmayın. Komek.okr'den. İçeri Çumra'da şubemiz çok güzel, çok büyük, çok ferah, çok güzel hizmet edeceğine eminim. Şöyle biraz daha dönüyorum, burada bir eser daha var. Yani çocuklarımız bayağı bir ileriyi aşamaya gelmişler herhalde. Yani kendilerine, öyle mi? Evet. Sen neler dersin? Kendini tanıt, adın ne? Elif. Evet, Elif. Yani buraya geldik, yazın evde boş boş oturacağımıza burada böyle sanat öğreniyoruz. İlk başta hiç bilmiyorduk, çok zor geldi. Hocamız bize çok yardımcı oldu, en kolay şekilde öğretmeye çalıştı. En sonunda da böyle şeyler yapmaya başladı, tablolar çıkartmaya başladı. Yani bayağı güzel oluyor, zevkli burası. Bu yaz çok serin, renkli, hareketli, heyecanlı, üretken, verimli, değerli olacak. Bu yaz bambaşka olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Satranç sınıfındayız. Merhaba canım. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen hep böyle güler yüzlü müsün? Neşeli misin? Allah hep güldürsün inşallah. Senin adın ne? Ahsen Neva. Ahsen. Yaz okulları nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz Ahsen?
gidiyoruz, park gidiyoruz, Kur'an-ı Kerim öğreniyoruz. Bayağı yoğun yani. Satrançta nasılsın? İyiyim. İyisin değil mi? Harika. Evet, satranç. Arkadaşlar iyi dersler. Nasıl gidiyor, iyi mi? Hadi bakalım, şampiyon bekliyorum inşallah sizden. Bu yaz çok serin, renkli, hareketli, heyecanlı, üretken, verimli, değerli olacak. Bu yaz bambaşka olacak. Merhabalar. Merhaba. Bir tanıyabilir miyiz seni? Emine Yıldırım. Emine Yıldırım, nasıl gidiyor Komek Yaz Okulları? Neler yapıyorsunuz? Çok güzel, ahşap yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz, spora gidiyoruz. Sen en çok hangisini seviyorsun? Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim, maşallah. Geçti mi Kur'an-ı Kerim'i? Evet. Oh maşallah, harikasınız. Efendim, ahşap boyama, hocamı da yanıma alacağım. Burada hani ahşap derken çok güzel alternatif çözümler de bulunmuş. Bu ne diye geçiyor? Hocam? Polyester olarak geçiyor. Polyester olarak öğrencilerimiz geçiyor. Konya'ya gidip alma imkanları olmadığı için biz bu yola başvurduk. Ben internetten sipariş ettim. Geldi ürünlerimiz, biz de bunları boyuyoruz. Gayet güzel. Bak, hemen kızımızı da gidelim, çok güzel. Kolay gelsin. Teşekkür nasıl ederim. Nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Sen bunu hangi aşamada, şimdi sen boyama yapıyorsun, ne yaldızlama mı bu, ne renk bu? Bu gümüş rengi. Evet. Sonra ne yapacaksın? Sonra bunu boyayıp bitireceğim, süslemesine geçeceğim. Böyle. Bayağı zevk alıyorsun herhalde. Evet, çok harika. Zevk. Çok güzel, peki. Canım merhaba, nasılsın? İyiyim. Sen kendini tanıtır mısın bize? Havva Nur Gedik. Yaz okulları ile ilgili neler söylemek istersin? Çok eğlenceli, çok seviyorum. Ahşap boyama daha da bir eğlenceli. Hocam kış dönemi heyecanı da sardı yavaş evet, yavaş. Evet, yavaş yavaş. Eylül'ün 1'inde kayıtlarımız başlıyor. Kış dönemi kayıtlarımız. Şiş örücülüğü ve ahşap boyama dersinde ben olacağım. Tüm Çumralı hemşerilerimizi bekliyoruz. Komek.org.tr adresinden kayıtlarınızı 1-18 Eylül'de yapmayı unutmayın. Bakın herkes ahşap boyamaya dalmış içeri Çumra'da. Oo, bundan hiç gerçeğini gördün mü? Gördüm. Ne yapıyorlar? Her akşam uçuyorlardı. Ne yapıyorlar? Uçuyorlardı. Bak bak. He? Yemek arıyorlar. Yemek arıyorlar. Sen bayağı bir gözlemcisin yani ha? Doğayı seviyor musun? Evet. Sen nerelisin? Ali Beyhüylü. Efendim? Ali Beyhüylü. Ali Beyhüylü. Servisle geliyorsunuz. Evet. Nasıl gidiyor dersler, neler söylemek istersin yaz okulları ile ilgili? Yaz okulundaki koçlarımızı çok seviyoruz. Tüm koçlarımızı çok seviyoruz. İyi ki varlar. Ay canım benim, bu da koç hastası. Maşallah, eğitim koçları. Efendim arkadaşlar, iyi dersler diyorum. Çok güzel eserler bekliyorum sergide. Bu yaz çok serin, renkli, hareketli, heyecanlı, üretken, verimli, değerli olacak. Bu yaz bambaşka olacak. Gitar dersindeyiz. Şimdi arkadaşımızı tanıyalım. Bir de Komek'le ilgili düşüncelerini almak istiyorum. Komek bize çok yararlı oldu. Burada spor dersleri, sanat derslerini gördük. Çok güzeldi. Çok güzel bir şey olmuş. Gitar enstrümanını ilk başta zor sanıyordum. Ama Sevim hocamız bize en kolay şekilde öğretti. Sevim hocama ve Komek'e teşekkür ediyorum. Resim sınıfındayız sevgili seyircilerimiz. Kara kalem çalışması gördüğünüz gibi harika yapmış. Hepsi gerçekten çok başarılı. Geleceğin ressamları burada mı acaba? İçeri Çumra'dan, neden olmasın? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kendini tanıtır mısın bize? Adım Semira, soyadım Gökgöz. Buraya resim için geldim. Komek'te daha çok şeyler öğrendim. Asıl nedenim resimdi. Ve bu imkanı bana sunduğu için çok teşekkür ederim herkese. Ya harika, gerçekten çok şaşırdım. Sırf resime meraklısın, inşallah devamı da gelir. Evet, sırf resim için meraklıydım aslında, nedenim buydu. Hocamıza sağ olsun, bu bizi yeteneğimizi ilerletti.
O yüzden teşekkür ederiz. Sen kaçıncı sınıftasın? Kaça gidiyorsun? 11. sınıfa geçtim. Evet. Hocam bir tanıyalım sizi. Ben Ayşe Arslan, resim öğretmeniyim. Burada öğrencilerim çok yetenekli, çok başarılılar, çok memnunum. Hani keşfediyorlar, kendilerini tanıyorlar burada. Resim yapabildiklerini gördüler. Semiran öğrencimiz önce de devam ediyormuş. O yüzden onunla birlikte devam edeceğiz. Umarım seneye de devam ettirmek istiyoruz. Devam ederse burası. İnşallah kendileri izliyorlar. Evet, şu eserlere bakalım, muhteşem. Hepsi bir kişi değil. Yani mesela lütfen kızımıza bir bakalım mı? Kara kalem çalışması hocam. Öğrencimiz kendisi daha önce resime ilgisi varmış ama bunun farkında değildi. Burada kendini tanıdı ve resme devam etmek istiyor. Aslında ben yeteneğin öğrenilen bir şey olduğuna inandığım için öğrencilerimle çok güzel çalışıyoruz. Çok iyiyiz. Ya, muhteşem ya. Birebir. Canım merhaba. Kolay gelsin. Merhaba. Ya böyle dalmışsın içine. Kaptırmışsın kendini resme. Yaptığım bir şey her zaman tutkuluyumdur. Ve bitirmek için elimden geleni yaparım. Bu resme de bağlandım. Bağlandığım gibi de devam etmek istiyorum. Komeklerle ilgili neler söylemek istersin? Komekle... Tatilimi boş geçirmemek ve kendimi daha çok geliştirmek için geldim buraya. Ve gayet de memnunum. Öğretmenlerim de sağ olsun. Çok da yardımcı oluyorlar. Bu yaz çok serin. Renkli, hareketli, heyecanlı, üretken, verimli, değerli olacak. Bu yaz bambaşka olacak. Keçe sınıfındayız. Keçe dersinde neler yapıyoruz arkadaşlar? Çanta yapıyoruz. Anahtarlıklar yaptık. Şimdi Paris modeli çanta yapıyoruz. Bunu yapacağız. Senin merakın var mıydı böyle iğne, dikiş, evet, ipli? Ben çok severim böyle şeylerle uğraşmayı. Yani hoşuma gidiyor ve böyle yapacağım her zaman. Yani... Nerede de böyle bir stilist mi oluyor? Ne oluyor bunun ileri aşamaları? Evet. Olacak böyle gibi duruyor. Çizimle alakalı şeyler çok seviyorum böyle. Çizimle mi yapıyorsun? Evet. Peki resim... yaz o... Sen ismin ne? Ravza Çomak. Ravza. Evet. Ravza, neler demek istersin komik yaz okulları ile ilgili? Komik yaz okulları çok iyi oldu. Yani çocukların yazını boş geçirmemesi yerine dolu dolu geçirdik. Eğlenceliydi, güzeldi. Ne güzel. Bakalım inşallah böyle bir şekilde devam eder. Safa, önündeki eserlere bakar mısın? Bunu bu çocuklarımız yaptı değil mi hocam? Evet hocam, hepsini bu çocuklarımız yaptı. Şu an boşça olan çantalarını da süsleyeceğiz ama evet, bugün böyle şeyler. Gayet de güzel görünüyor. Hocam, bir taraftan kış dönemi hazırlıkları da devam ediyor. Siz evet, hangi derslere giriyorsunuz kış dönemi? Kürşat şeyine giriyorum, bölümüne giriyorum. Sizleri de o mevşuata bekliyoruz. Çumra'ya inşallah hanımlarımızı burada bekliyoruz. Sevgili seyirciler, bakın mevşuat bölümünde hocamız Çumra ve İçeri Çumra'da hizmet verecek. Sizleri mutlaka kış dönemine seyircilerimiz, siz de anne babalarınıza söylersiniz. Görüyorlardır. Çocuklarımızda bu kadar gelişme olduğuna göre biz de gidelim diye. Öyle bir yönü de olduğunu biliyorum. Eğitim koçumuz burada değil mi hocam? Hocam sizler de devam ediyorsunuz. Eğitim koçları her kaç kişi, her sınıf mesela şoför, kaç kişiden sorumlu? 20 kişilik sınıftan sorumluyum ben de. Evet, öğrencilerimin her dersine katılmaya çalışıyorum, yardımcı olmaya çalışıyorum. Aynen, bazen... Onun ablaları gibi, öyle evet, mi? Evet, evet. Memnun musunuz? Hocalarımızdan genel olarak harika. Her şeyle ilgileniyorlar zaten. Her zaman beraberler kurs döneminde. Peki, iyi dersler arkadaşlar. Fatma Nur ismim öncelikle. Evet. Biz aslında Ebru'yu çok zor diye biliyorduk. Ama hocam sayesinde en başından temel at, zemin Ebru'suyla başladık. Sonradan ilerliyoruz böyle. Yavaş yavaş güzel sonuçlar alıyoruz. Hocam sizleri tanıyalım. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Hüsnü Hat ve Ebru öğretmeni Şaziye. Bu yaz döneminde çocuklara bir nebze de olsun, vakitlerini çok güzel değerlendirmek, dersleri çok zevkli geçmek adına olsun Ebru dersleri veriyorum. Ebru dersimiz hem uygulamalı hem de teknik dersi. Özellikle küçük çocuklara kendileri öğrenmeleri açısından, düzenli öğrenmeleri açısından onlara öğrenecekleri düzeyde bir eğitim veriyoruz. Yapabildiysek ne mutlu bize. Evet sevgili seyircilerimiz, İçeri Çumra'da program çok dolu. İmkanımız ölçüsünde hepsini çekip sizlere yayınlayacağız. Hacer hocamı hatırlayacak seyircilerimiz, daha önce bizi devam takip edenler. Bosna Hersek şubesindeyiz. Evet, komik. Burada da devam ediyorsunuz. Evet, burada da yönetici olarak devam ediyorum. Yalnız burada sorumlu olarak Şirin Ceylan arkadaşımız idare ediyor. Oh, ne güzel. Gerekli... O zaman ayrıntıları ondan alalım. Tabii ayrıntıları Şirin hocamla alalım. Şirin hocam nasılsınız?
Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyisiniz? Hamdolsun. Allah aşkına bizlerdeyiz. Dolu dolu, çok yoğun. Çumra'da bu kadar yoğun olacağını tahmin edemedim. İçeri Çumra ve Çumra'daki etkinlikleri alalım hocam size. Hemen anlatalım. Şöyle geleceğimiz nesli olan çocuklarımıza. Biz burada sabah grubu kızlarımız var. Öğleden sonra erkek gruplarımız var. Şehit Koçak Yaz Okulu ve İçeri Çumra Kobeki Yaz Okulu olarak adı altında birleştirdik. Bu çocuklarımıza el sanatlarını veriyoruz. Manevi derdlerimiz olarak Kur'an-ı Kerim din ve derleri eğitimi veriyoruz. Spor etkinliğimiz var. Yüzmemiz var. Yüzmenin içerisinde çocuklarımız dolu dolu geçiriyor. Bu çocuklarımıza manevi değer olarak milli değerlerimizi, milli kültürümüzü tamamen eğlence içerisinde, eğlence tarzıyla saygı ve sevgi içerisinde şiirlerle, fıkralarla, şarkılarla vermeye çalışıyoruz. İnşallah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Efendimizin ahlakı ile yetiştirmeye çalışıyoruz. Durum bundan ibaret hocam. Kaç öğrencimiz var? Hem içeri Çumra'da hem merkez Çumra'da. Tamam, şöyle söyleyeyim. 256 içeri Çumra, Komek, Şehit Koçak Yaz Okulu 356. Maşallah, yani çok toplamına yoğun bir şekilde 600 öğrencimiz var sevgili seyircilerim. Yoğun bir şekilde devam ediyor. Evet. Çocuklar, o verilen değerler kitaplarından memnun musunuz? Evet. Hocam çok, ne kadar öyle kesinlikle çok kitap var. Yaş gruplarına göre hitap ediyoruz. İşte 9 yaş grubu, 9, 10, 11, 12 o şekilde sırayla silsile halinde dağıttık. Her hafta koçlarımız, eğitmenlerimiz hep beraber seferber olduk. Allah'a şükür çok güzel bir şekilde eğitim vermeye çalışıyoruz inşallah. Evet. İnşallah bakalım başarmışızdır. Yani Komek'in çok güzel bir hizmet binası var içeri Çumra'da. Bunu hemen yine gösteriyoruz. Harikulade, pırıl pırıl. Ne mutlu. Kış dönemi kayıtlarıyla ilgili ben sık sık söyledim ama kesinlikle. Ben şimdi öğrencilerimizi etkinliklere davet edeyim. Eğitim kadrosunu yanımda görmek istiyorum. Bakalım onlar kendilerini tanıtsınlar. İsmim Fadim Demir. Mevşuşat hocasıyım. Mevşuşat dersine gireceğim inşallah. İnşallah. Evet. Adım Ayşe Arslan, resim öğretmeniyim. Herkesi bekliyoruz diyorsunuz. Evet. Devam. Merhabalar, ben Hüsnü Hat ve Ebru öğretmeni Şaziye Çelik. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, Komek yoğun bir şekilde devam ediyor. Yazın yaz okullarında, kışın ise yetişkinlere, büyüklere hitap ediyor. 1-18 Eylül'de komek.org.tr'den kayıt yaptırın. İşte içeri Çumra ve Çumra'nın kadrosu devam ediyor. Selamünaleyküm. Neşe Coşar, Kur'an-ı Kerim öğretmeniyim. Maşallah. Bekliyoruz. Ne güzel. Gülsün Dur, şişe örücülüğü ve ahşap boyama öğretmeniyim. Yaz, kış döneminde bekliyoruz. Bekliyoruz herkesi. Sevim Aksoy, eğitici annelik öğretmeniyim. Kış döneminde herkesi bekliyoruz. Ne güzel. Şimdi eğitim koçlarına geçti. İsimleri alıyoruz eğitim koçlarına. Koç değilim ben. Kur'an hocasıyım. Büşra Nur İstanbul. Düzeltelim yani. Evet, böyle şey olunca. Evet. Büşra Nur İstanbul, Kur'an hocasıyım. Ne güzel. Sevda Aydın, burada eğitim koçuyum. Çocuklara İslami değerlerini temeline atıyoruz. Sanatla yeteneklerini geliştiriyoruz ve aynı zamanda sporla da bedensel gelişimlerini sağlıyoruz. Ne güzel. Hocam tanıyalım. Rümeysa Böcü, burada eğitim koçuyum. Ayrıyeten Kur'an-ı Kerim derslerine de giriyorum. Harika. Meryem Sıla Coşar, eğitim koçuyum. Herkesi bekleriz. Evet. Merve Şaka, eğitim koçuyum. Herkesi bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet. Muhibbullah Hamidi, burada Kur'an-ı Kerim dersi veriyoruz. Maşallah. Siyer dersleri ve diğer derslerinde giriyorum. Ne güzel. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz hocam. Mehmet Armağan, eğitim koçu olarak görev yapıyorum. Herkesi bu güzel eğitim ortamına bekliyoruz inşallah. İnşallah. Evet sevgili seyirciler, şimdi yoğun spor programları, piknik programları, gezi programları var. Onlarla devam ediyoruz. Hop şah la 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 la. Takımın telizde takan onu denlesen. Hop şah la 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 li li. Takış desen o mer numara onu doğaşı. Hava gayet sıcak ama okul idarecilerimiz sağ olsunlar çok güzel planlar yapıyorlar. B planı, C planı. Çok güzel bir piknik alanındayız. Sırçalı bölgesi diye geçiyor burası. Bizim Alaaddin'e benziyor tahminime göre ama hemen piknikle denk geldik. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Bir tanıt bakalım kendini bize. Ben Seher Berru Akın. Evet Seher. Komek Yaz Okulu'yla ilgili neler söylemek istersin? Nasıl gidiyor? Değerlendirmeleri alalım. Her şey çok güzel. Koçlarımızı çok seviyoruz. Yani her şeyde yardım ediyorlar. Çok mutluyuz. Siz buralı mısınız? Nerelisin? Ben buralıyım. Burası güzelmiş. Neresi diye geçiyor burası? Burası Karaaslan Hadimli Park diye geçiyor. Burası? Sırçal diye geçiyor. Sırçal. Düzeltiyoruz evet. Gayet güzelmiş. Harika. Arkadaşlar afiyet olsun. Kim ne getirdi? Herkes evinden mi getirdi bunları? Kameramanım Safa, bak şu menünün zenginliğine bak. Annelerimizi, emeği geçenleri alkışlıyorum. Vallahi çeşit çeşit, hiç böyle bu kadar çeşit görmedim. O neli o pasta? Çilekli pasta var, kurabiyeler var, pasta. Bayağı pasta ağırlığı var. Gayet iyi hazırlanmış herhalde. Nasıl, tatlar güzel mi? Evet, şöyle öğrencilerimizin
İyi, iyi, afiyet olsun. Kekler, börekler yapılmış. Merhaba canım, nasılsın? İyiyim. Bir tanıtır mısın kendini? Ben Esma Yozgat, Hollanda'dan geliyorum. Komik bayağı bir güzel, yani çok eğlenceli. Normalde tatil için geldiniz ama sen komiyi tercih ettin bu tatilde. Evet, ya değilse evde çok sıkılıyorum. Harika, çok güzel. Bakalım burada ne menüleri var. Oo, oradan bana hazır kısır var mıdır? Kısır değil, kurabiye alalım. Şöyle bir tadına bakalım. Aa, ben bayılırım ya kurabiyelere. Güzel bir piknik oldu herhalde. Evet, çok güzel oldu. Çok eğlendik. Arkadaşlarımız da yokuştan aşağı kaydık. Öğretmenlerimiz sağ olsun bizi buraya getirdikleri için çok teşekkür ederiz. Evet, harika bir piknik alanı. Ortam harika. Şimdi Şirin Hocam, burası neresi? Hani mutlaka Çumralılar ve civar biliyordur ama çok güzel bir yer burası. Şöyle söyleyeyim Süleyman Bey. Aynı Konya'da Alaaddin Tepesi gibi buranın Sırçalı. Sosyal tesislerimiz var, sesimiz var. Çocuklarımız biz de derslerden sıkılmasın, bunalmasın sadece diyerekten ders etkinliğinin arkasından da bir pikniğe buraya getiriyoruz. Gayet de güzel olmuş. Hı-hı. Şimdi devam ediyor program. Devam ediyor. Şimdi ne yapacak çocuklar? Şimdi rehabilitasyon merkezine gideceğiz arkadaşlarımızla. Orada bir etkinlik yapacağız. O geçen hafta da huzur evine gitmiştik aynı şekilde. Ne güzel. Değişik faaliyetlerde bulunuyoruz bu tür şeyler. Kadir Gecesi'nde bir gül dağıtımı falan yaptık. Değişik etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Hızlı bir şekilde biz şimdi, yine çekimlerimize devam edeceğiz anlaşılan. Ve sonrasında da bisiklet turumuz var. O da var, o da gayet güzel. Biraz yedik ki eriteceğiz yani onları da. Hadi bakalım. Hop şah la 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 la. Dokumenteler de takan onu denresa. Hop şah la 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 li li. Dokuştuysa numer numara onu doşi. Evet sevgili seyircilerimiz, Çumra Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hem arkadaşlarımızla birlikte olduk hem de güzel bir gezi gerçekleştirdik. Arkadaşlar görüşmek üzere, hoşça kalın. Türkiye'nin en güzel merkezlerinden bir tanesi, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Evet, bir tanıyalım seni. Nur Şensay ismim. Komek kursuna gidiyorum. Buraya getirdiler bizi. Kendi halime şükür ettim gerçekten burayı görünce. Hem bizi görünce onlar da sevindiler. Arada ziyaret etmek gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ben müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Çumra'ya geldik, gezdik ve özellikle rehabilitasyon, bakım ve rehabilitasyon merkezinin hizmetlerini gördük, yerinde izledik. Yani Türkiye'de örnek bir proje diyebiliriz. Her alan itibariyle, planlanan itibariyle gerçekten etkilendiğimi ifade etmek istiyorum. Hem çocuklarımız hazırlıklarını gösterirler, onların hazırlıklarını gördük. Sizleri de beklediğimizi ifade edelim Çumra'ya geldiğiniz zaman bakım ve rehabilitasyon merkezine. Arkadaşlar plan ve programlar yoğun. Şu anda ne yapacağız hocam? Bundan sonra Şehit Koçak İlkokulu'na, Komek Yaz Okulu'na gideceğiz. Biraz orayı ziyaret edeceğiz. Ondan sonra bisiklet turu. İşte Komek'te etkinliklerin arka arkası kesilmiyor, ardı arkası. Yoğun bir şekilde devam ediyoruz. O zaman devam edelim. Hocam çok teşekkürler. Allah razı olsun. Allah güç, kuvvet, sabır versin. Sağ olun. Şimdi spor etkinliklerindeyiz. Çok güzel bir halı sahamız var. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Bir tanıtın kendinizi. Ben Görkem Mert Boydak. Evet. 9. sınıf. Neler demek istersin? Yaz okulları ile ilgili düşüncelerini alabilir miyim? Çok iyi oldu. Spor etkinlikleri, sanat etkinlikleri, yüzme. Çok güzel. Her şey çok iyi geçiyor. Bunların içinde eğlendiriyoruz. En çok hangisini seviyorsun sen? Tabii ki yüzme. Yüzme. Yüzme çok güzel etkinlik. Evet. Hemen şöyle ikinizi de alalım aranıza. Özel tişörtleriyle beraber Komek Yaz Okulu Çumra. Öyle mi? Bir alkış verin o zaman Çumra ve İçeri Çumra ekibi. Harika. Şimdi bir maç yapılacak herhalde. Bakalım yani ekip nasıl, bir onu göreceğiz ama. Yaz okulla ilgili düşünceleri ismini alarak almak istiyorum. İsmim Mustafa, soyismim Çiftçi. Evet. 8. sınıfım. Komek çok iyi. Yani en başta ben çok sevmemiştim ama sonradan ısındım. Hocalar falan çok güzel. İşte spor aktiviteleri, bu her gün halı saha maçları çok güzel oldu. Bu sanat falan, ya bunlar çok güzeldi. Canım benim, harikasınız. Arkadaşlar maça hazır mısınız? Şimdi bir takım şeyleri girsin, tişörtleri, diğer tişörtleri bir takım, diğerleri böyle dursun. Bir bakalım kim nasıl oynayacak. Hop şah la 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 la.
Takım antrenörü takan onu dendirsen hop şa la 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 lili. Çumra merkezde Şehit Koçak İlkokulu'na geldik sevgili seyircilerimiz. Bir merkezimiz de burası. Çok güzel bir okul diyelim. Şimdi yaz okulunu çocuklarımıza soralım. Kendini bir tanıt bize. Benim adım Sami, soyadım Solak. Özkan Etkin Mehmet Ortaokulu'nda okuyorum. Yaz okulu ile ilgili düşüncelerini almak istiyorum senin. Yaz okulu bizim için çok iyi. Yüzmesi var, sporu var, sanatı var, her şeyi var. İstediğinize gidebiliyorsunuz. Spor derslerimiz var. Ondan sonra başka... Resimlerde de çok özel vurgu yaptılar evet, herhalde. Hani diğer okullarda da görülüyor ama resmin farkı... Evet, resimlerde böyle resim sanatını gerçek yapar gibi böyle sanatçıyız gibi aynı bu resim tadını tattırıyorlar bize. Bu çok hoşumuza gidiyor. Bütün herkesin katılmalarını dilerim. İnşallah bakalım, hayırlısı. Şirin Hocam, şimdi burası da diğer bir merkez herhalde. Diğer, evet. Çumra merkezde Şehit Koçak Komek Yaz Okulu olarak başladı. Aynı İçeri Çumra'daki kurslarımız da burada devam ediyor. Sabah kız grubumuz, öğleden sonra erkekler grubumuz var. Aynı etkinliklerimiz burada devam ediyor hocam. Peki bu şekilde. El sallayalım arkadaşlar şöyle hep beraber. Teşekkürler Komek! Bu yaz çok serin. Renkli, hareketli, heyecanlı, üretken, verimli, değerli olacak. Bu yaz bambaşka olacak. Evet sevgili seyirciler, Çumra Komek kardeşlik turundayız. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımız Komek Yaz Okulu'ndan. Tabii bir taraftan da hem milli hem de Çumra son derece gelişmiş bisiklet turunda. Onları konuşacağız. Çumra Belediye Başkanımız Mehmet Bey ile birlikteyiz. Sayın Başkanım, Komek Yaz Okulları bu sene estirdi diyelim. Çumra'da evet. Nasıl yankılandı? Neler demek istersiniz? Hem Çumra'da hem de içeri Çumra'da Komek'in kursları var. Ama bu Kur'an kursu anlayışına yeni bir anlayış getirdi. Hem Kur'an kursu hem de yanında meslek edindirmenin diğer dallarında gençlerimizin sanatsal yönleri de ve spor yönleri de geliştirildi. Yüzme kursu, voleybol kursu, tekvando kursu artı el sanatları ile ilgili yerlerde gelişti. Kur'an kursuna yeni bir bakış açısı. Bambaşka bir şey Komek. Ve gençler pırıl pırıl. İçeri Çumra sadece bir kasabamızda 225 talebesiyle hizmet verdi. Ve Çumra'da Şehit Koçak Okulu'nda. Ama biz burayı şehri değiştirmek, şantiyeye dönüştürmek için yola çıkmıştık. Yollarımız tamamıyla inşaat alanında hem Büyükşehir Belediyesi'nin hem Çumra Belediyesi'nin. Seneye bambaşka bir şartlarda yapacağız. Çumra Çatalhöyük Spor bugün arkadaşlara eşlik edecek. Çumra Çatalhöyük Bisiklet Sporu dereceleriyle hem dünya dereceleri hem de Avrupa hem de Türkiye genelinde şampiyonalar olan bir takım. 10 yıla yakındır hizmet veriyor ama futbol alanında, tekvando alanında, bisiklet alanında ve bir de okçuluk alanında yeni bir takımımızla Çumra Çatalhöyük Spor hizmet veriyor. Arkadaşlara önderlik edecek onlar da. Spor her şeyimiz, Komek her şeyimiz ama temelde Kur'an-ı Kerim eğitimi olan, manevi eğitimimiz olan Komek'le bambaşka bir bakış açısıyla hem el sanatlarında hem de spor dallarıyla çocuklarımızın heyecanını hep beraber yaşıyoruz. Ve bugün Çumra'da sizleri de misafir etmekten onur duyuyoruz. KonTV ailesine ve izleyicilerine de selamlarımı iletiyorum. Sayın Başkanım, biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Komek ne zaman ararsa yetkililer hemen her şekilde seferber oluyorsunuz, yardımcı oluyorsunuz. Böyle başarı da geliyor. Evet, Çumra'da bisikletin tutkusu, sporun tutkusu arkadaşlarımıza. Çocuklar, bir alkışlar mıyız abilerimizi, milli sporcularımızı? İnşallah sizler de onların yolunda gideceksiniz. Hazır mısınız tura? Hazırız. Hazır mısınız? Hazırız. Yarış değil, bu dostluk. Keyfini çıkaracağız, kardeşliğimizi pekiştireceğiz, kurallara uyacağız. Güzel bir akşamüstü turumuz olacak, tamam mı? Tamam. Kurallara uyuyoruz. Peki biz ne yapacağız? Özel bir pick-up hazırlandı. Biz de onların tamamını göstermek istiyoruz. Başkanım çok teşekkürler. Oh, arkadaşlar sizi takip ediyoruz. Siz önce olarak bize yardımcı olacaksınız. Çumra'ya, emniyet güçlerimize bir alkış verelim. Onlar da bizim için her zaman yanımızdaydı. Hadi bakalım. Kardeşlik turu başlasın. Deodată seara stau pe spate și mă uit în sus. Alții numără câte stele zai, eu câte mus. Nu încerca degeaba cum, oricum nu reușești. Doar de nu mergi până la unul fără să te oprești. Nu contează care-i faza dacă nu renunți. Important e să ții minte ce trebuie să uiți. Ei, sevgili seyircilerimiz, Çumra Komek kardeşlik turu başladı, devam ediyor. Çocuklar iyiyiz değil mi? Harikasınız. Tebrik ediyorum. Yavaş yavaş, sakin sakin. Güzel bir kardeşlik turu olsun. Bir tarafta Komek öğrencilerimiz var, yaz okulu öğrencilerimiz. Diğer taraftan da Çumra'nın
milli de olmuş, çok önem veren bir bisiklet takımımız var. Hepsini tebrik ediyoruz. Sevgili seyirciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Komek Yaz Okulları programında tekrar birlikte olmayı umuyoruz. Çumra'dan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hoşça kalın. Bol kardeşlik dolu günler diliyoruz.